Evet arkadaşlar, bugün yine mobil servisteyiz. Frenimiz hem çok sert hem tutmuyor. Palatamız bitmiş. Yansın az bir pay var ama yansın ay balata olduğu üzerinde belli oluyor. Yine sökünceyi de görürsünüz. Şurayı güzelce bir tel fırçayla temizleyip VD40 kırdık ki telimizi müşterimiz daha sonrasında kendisi ayar yapmaya uğraştığında sıkıntı yaşamasın. Araya şöyle bir parça koymuştuk gevşetmek için. Bayağı kaynamıştı somun. Burayı da VD40'lamıştık ilk başta. Şu an her şeyimiz dört dörtlük sökülüyor. Söktüğümüz zaman tekrar görelim. Evet arkadaşlar, balatamız bu şekilde çıktı. Dediğim gibi yansın ayı bir balata, markası bile belli değil. Bu Çin malı skıtırların fren balatasına benziyor. Böyle alırdık biz yeşil. Aynen, hatta öyle bir balata herhalde, uydurulmuş da olabilir diyeceğim. Ya da yeri denk geliyor herhalde şuraları. Öyle takmışlar diyeceğim ama yani bu balatayla zaten fren tutmaz. Biz bunları sıfır takardık zamanında. Yine fren tutmazdı. Tabi Honda'ya değil, bunları Çin malı skuter'a takardık. Yine fren tutmazdı. Burada da bir yağ var. Şanzıman keçesinden yağ geliyor sanırsam. Evet, şanzıman yağ kokuyor. Buradan da yağ gelmiş. Balatanın da seviyesine bakarsanız görsel olarak balatada bayağı bir et kalınlığı var ama fren tutmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fren yok ama balata var. Ama fren tutmuyor. Şimdi buraların bir temizliğini yapacağız. Duruma göre şanzıman keçesini değiştireceğiz. Duruma göre tekrardan bakacağız. Eyvallah. Şimdi bayağı temizledik ama balata spreyi de bu kadar çıkıyor. Şimdi buraları bir detaylı yıkayalım. Daha temiz bir şey çıksın ortaya. Yağ kalıntıları falan var çünkü. Yanmış oralarda. Bayağı bir temizlensin. Balata tozu, yağ kalıntıları vesaire gitsin. Ondan sonra şurayı güzel bir alıştıralım. Şu an rahat çalışıyor gibi ama yine de biz sökmüşken bir temizliğine yine her ihtimale karşı yapalım. Düzgün bir iş olsun diye. Hani ikinci bir sefere müşterimiz uğraşmasın, mağdur olmasın derdimiz bu. Hani işler temiz yürüsün. Jantın göbeğine de bakarsak birazcık aşınma var ama şu anlık kurtarır. Çok da kötü değil. Şimdi burayı ben bir yıkayayım, yeni balatayı takayım. Öyle toplayayım. Bu arada teli neden temizledik ayar yerini? Rahat sökelim. Aynı zamanda şurası diş kapmasın. Çünkü sökerken diş kapıyor, bu sefer fren ayarı yaparken biz de uğraşıyoruz. Müşteri de uğraşıyor. Tekrardan sağlam teli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Burası çünkü çok suya, korozyona maruz kalan, çamura maruz kalan bir bölüm olduğu için çok aşınıyor. Şu an bakın çok rahat bir şekilde parmağımla çevirebiliyorum. Öbür türlü söksem bunu hayatta ayarı yapamayacaktık. Bu şekilde oluyor yani. Yani o yüzden işi biraz bir 10 dakika geç yap, geç olsun ama temiz olsun. Bazı tamirci arkadaşlara da sesleniyorum buradan, hani bu işleri yaparken bodozlama yapıldığı zaman evet dediğiniz gibi böyle oluyor. Ondan sonra müşteri servise gidiyor falan gibi durumlar oluyor ki bazı yetkili servislerde de sıkıntı yaşadığımız oluyor ama en azından işin temiz olmasını istiyorsan güvenilir bir ustaya gidip bu şekilde yaptırabilirsin. Yani işin temiz olması budur arkadaşlar. İşini temiz yapan adam bu şekilde yapar. Benim görüşüm budur. Benim ustam böyle öğretmişti bana yaklaşık 20 yıl öncesinde. Evet, yıkamamızı yaptık. Yeni balatamızı taktık. Jantımızın içini güzelce zımparasının temizliğini yaptık. Zımpara yapma nedenimiz çok derin çizmeden zımpara yapmayı öneriyorum. Herkese söylüyorum bunu. Yapılması gereken de odur. Nedeni de şu. İçeride bazı balata tozları balata spreyi, benzin gibi maddelerle yıkayınca da çıkmıyor, biliyor. Bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar geri kalanı topluyoruz yani bildiğiniz gibi. Başka bir şey yok. Somunumuzu güzelce sıkıp egzozu takıp fren ayarı yapacağız. Olayımız bu kadar. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın.